Günaydın. Ama bu sefer farklı konuğumla. Bu benim birebir sanırım tamamen hayatımdaki en öz insan kardeşim Alper. İstanbul'a geldi yanıma gezmeye. Onunla şimdi Cihangir'e gidiyoruz. Van Kahvaltı Evi'nde kahvaltı edeceğiz. Aslında iki gün önce geldi. Çarşamba gecesi geldi ve bayağı olaylı bir şekilde geldi. Röter yapa yapa gelemedi bir türlü eve. Şimdi de dün de birazcık gezdik, işlerimiz var, onun sınavı vardı. Bugün biraz daha gezme günü, benim ofise gideceğiz falan, akşam dışarı çıkacağız. Ve bugün birlikte dövme yaptıracağız. Heyecanlıyım. Onun ilk dövmesi olacak. Böyle tatlı bir dövme. Şu an ipucu vermeyeceğim. Videonun zaten ilerilerinde göreceksiniz. Biz şimdi taksiye biniyoruz. O zaman Van Kahvaltı Evi'nde görüşürüz. I'm staring at the shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? Doydun mu beyefendi? Doyduk. Beğendin mi peki Van Kahvaltı Evi'ni? Beğendim. Rica ederim, afiyet olsun. Favori yiyeceği ne oldu Van Kahvaltı Evi'nde? Gideceklerini önerirsin. Pişi. Evet, pişisi güzel ama sadece bir tık fazla yağlı oluyor. Çünkü içi çok hamur hamur oluyor. Yani. De çok çıtırırmışsın. Evet, işte orada çok yağlı ama güzel canım. Bol kalorili, bol karbonhidrat. Şimdi ofise gidiyoruz ve İstiklal'den geçerek gidiyoruz. Ve Galata Kulesi'ni de göreceğimiz için Alper'e onu da göstereceğim. Çünkü ofisim zaten Galata Kulesi'nin hemen orada. O yüzden şimdi birazcık geziyoruz. Sonra saat 4'te dövme randevumuz var. Akşama kızlarla buluşacağız. Dışarı çıkacağız, eğleneceğiz. Sizi oralara götüreceğim. Yani götürebildiğim kadar en azından. Yani. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz ve şu an Galata Kulesi'ne gördük. Alper, Galata Kulesi hakkında ne düşünüyorsun? Peki beni üniversite sınavına tek motive eden şey buydu. Senin düşüncen çok büyük mü? Gel hadi. Evet, paçalarım var ya, full ıslandı yani. Gerçekten bok gibi oldu. Çok özür dilerim ama. Evet, ablası çalışıyor. Köle orada oturup telefon oynuyor. Aslında köle olan benim galiba şu an ama rolleri değiştik gibi sanki. Yani şu an şurada kölemiz, ben buradayım, çalışıyorum. Niye böyle Alper Bey? Hello! Ofisten çıkıyoruz. Ben kargoları yaptım, Alper'e taşıtıyorum ama. Şimdi kargoya gidiyoruz, asansördeyiz. Az önce asansöre çıkamadık. Çünkü elektrikler yoktu. Ay bu taraftan Alper, korktum. Kapı bu taraftan açılıyor şimdi. Öyle bu taraf. Açsana, kalıyorduk. Şimdi ofisten çıkıyoruz, kargoya gidiyoruz. Sonrasında kahve içeceğiz. Güzel bir Narman lahana götüreyim Alper'e, bir yana kahvecisini. Tatlı yer misin? San Sebastian'ın çok güzel oranı. Onu tattırayım Alper için, bayağı iyi. Oradan sonra da saat 4'te dövmeciye gideceğiz. Zaten saat şu anda 2 falan. Öyle, akşam da eğleneceğiz. Mutlu musun bakalım? Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Ablayı. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side. She. Hayır, bir şey soracağım. Yani pantolonun arka cebinden maske nasıl sırtına gelebiliyor? Oturarak kalkarsın. Annelerle nasıl oturuyorsun? Anneannem hep şey derdi, halıyı ve koltuğu örtüsünü kaydırırdık. Kıçınızda ne var sizin bilmiyorum derdi. Maske. Hayır Alper, anladım şu an. Alper'in maske sırtından kıçına, hayır kıçından sırtına gittiyse örtüleri de Alper kaydırıyormuş şu an. Bu gerçekle 23 yıl sonra karşılaştım. Oy, kalori. Alper'in hem içeceği hem pasta şeyi, tatlısı kalori dolu. Karamelli bilmem neli, şuna bakın arkadaşlar, karamel çeşmesi. Yanında da San Sebastian var şimdi. Ben filtre kahve içiyorum, ben tatlının yanında şey, tatlı kahve sevmem ki. Ben normalde zaten tatlı kahve sevmem. Şöyle şimdi bunları yiyip birazcık sohbet edeceğiz inşallah Alper Bey'le, değil mi Alper Bey? Beğendin mi Alper? Görümün ne? Kahve nasıl? Ya kahve değil artık, sütün. Daha içmem. Peki şeyin mi? Ooo tatlıyı bayağı yemişsin, beğenmişsin o zaman. Ben şöyle bir parça aldım, şey Instagram için video çektim. Size şöyle göstereyim şöyle. Bu bir şovdur arkadaşlar yani. Ya bu ne? Hemen ben de size için. Normalde cheesecake çok severim. Çikolatayı zaten çok severim. Yani daha ne isterim bir üstüne kahve içersem mutluluktan. Ay, günün ilk kahvesini 3'te içiyorum. Normalde ben uyanır uyanmaz bir tane, evden çıkmadan bir tane içerim. Şu an 3. 4. içmem gerekirken 1 oldu.
kahve detoksu yapıp yeme içme konusunda... Yokuşlar ve merdivenler asla peşimi bırakmıyor. Dövmeciye geldik şu anda. Heyecanlıyım. Normalde yaptığım dövmeciye gelmedik bu arada. Farklı bir yer. Buraya geldik. Memnun kalırsam paylaşırım. Ki umarım kalırım. Kalıcı bir şey. Bu acı. Hiçbir şey yok neredeyse değil mi? Ablasın falan yazanlar var ama bir o kadar da sen çok iyi bir ablasın. Keşke benim ablam olsan yazanlar var. Sizin tarafınız ne? Bence bunu yoruma yazın. Alper sen hangisini düşünüyorsun? Kötü abla mıyım? İyi ki senin ablan mıyım? Tarafsız olarak söylüyorum hadi. İyi abla. Ama iyi ki ablan mıyım yani? Düşüneyim. Tabii ki. İstemem yani cebime koy. Oldu. Dövmelerimizi yaptırdık. Ben elime de bir tane yaptırdım bu arada. Sürpriz oldu. 21 yazdırdım. 21 sayısının benimle ilgili çok iyi bir önem. Çok anlamlı bir önem var. Aslında sayıdan zaten 21 yaşım. Bunu geçen bir arkadaşımla konuşmuştuk. Ay düşüyorum. Oradan aklıma geldi. 21 yaşım böyle aslında hayatımdaki en dönüm noktalarının olduğu yaş. Ve birazcık özel, o yüzden çok anlatmıyorum. Şimdi çıkıyoruz. Cansu geliyormuş. Yağmur da geliyor. Kardelen gelemiyor. Ecem zaten Çanakkale'de. Şimdi Alper ıslak hamburger yedireceğim. Sonra da çok sevdiğim bir mekan var. Oraya gideceğiz. Sonra dans etmeye gideceğiz oradan da. Alper Bey'le eğleniyoruz yarın. Alper çok komik oynuyorsun şu anda. Hello. Güzelim benim. Bu Cansu da katıldı arkadaşlar. Islak hamburgerlerimizi aldık. Yemek öncesi alt yapıyoruz. Danışanlarımı gördüm. Görüşürüz. Yine gel.